Dünya üzerinde en çok insan ölümüne neden olan aslında hayvanlar sivrisinekler. Dünya üzerinde 3 milyar insanın yaşadığı coğrafyada sivrisinek havzasıyla eşdeğer hastalıkları sık görüyoruz. Özellikle bulaşıcı hastalıklar açısından baktığımızda sıtmayla başlayıp Zika'ya kadar devam eden yeni ve eski birçok sivrisinek aracılı bulaşıcı hastalıkla karşı karşıya kalıyoruz. Ülkemiz açısından baktığımızda ise sıtma yaklaşık yerli sıtma olguları yaklaşık 10-12 yıldır görülmüyor Sağlık Bakanlığı verilerine göre. Ama yavaş yavaş yeniden önem kazanmaya başlayan bazı önemli hastalıklar var ki özellikle sivrisineklerle bulaşan bu hastalıklar açısından baktığımızda hem sivrisineklerin bulunduğu coğrafyalar açısından bir genişleme var hem de yeni sivrisinek türleriyle karşı karşıya kalma söz konusu Türkiye'sinden baktığımızda. Biz bunlara istilacı sivrisinekler diyoruz. Bizim ülkemizde daha çok gördüğümüz sivrisinek türünden daha farklı olarak Aedes aegypti adı verilen sivrisinek türleri, istilacı sivrisinek türleri Avrupa coğrafyasına artık baskın hale gelmeye başladı. Avrupa coğrafyasına bunun baskın hale gelmesi ne demek? Ülkemizde ve Avrupa coğrafyasında daha az gördüğümüz ya da hiç görmediğimiz bu zamana kadar Zika gibi, Chikungunya gibi, Dang ateşi gibi, Batı Nil ateşi gibi hastalıkların, viral hastalıkların sivrisineklerle bulaş ihtimal artması demek. Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi yakın zamanda bununla ilgili bir uyarı yayınladı. Uyarının iş yerinde şunu demek istedi. Aslında tropikal bölgelerde karşı karşıya kaldığımız istilacı sivrisinekler artık Avrupa Birliği coğrafyasında ve dolayısıyla Türkiye coğrafyası risk oluşturmaya başladı. Bu risk haritası içerisinde Türkiye'nin de yer alması önemli. Neden önemli? Çünkü sivrisinekle bulaşan bu viral hastalıklar açısından baktığımızda maalesef elimiz kolumuz bağlı. Çünkü bunların bir tedavisi yok. Sadece ve sadece sivrisineklerle mücadele anlamında elimizi çabuk tutmalıyız ve önlem almalıyız. Sivrisineklerle mücadele neyi kastediyoruz? Bir insan temasının kesilmesi, ısırılmasının önlenmesi ki bu daha çok pencerelere konulan tellerle ya da ev içerisinde uygulanan çocukları korumak için kullanılan cibinliklerle ya da sürülen sivrisinek kovucu solüsyonlarla mümkün. Ve dışarıda da rehabilitasyon genelde önemli çünkü bu su havzalarında karşı karşıya kaldığımız bir tablo. Avrupa Birliği coğrafyasında en çok dikkat çeken konulardan bir tanesi de düzensiz kentleşme ve atık su rehabilitasyon ile ilgili ortaya çıkan sorunlar nedeniyle sivrisineklerin yaşam alanlarının genişlemesi söz konusu. Bu genişleme içerisinde baktığımızda hem yerleşik sivrisinekler hem de istilacı sivrisinekler bu coğrafyalara yerleşiyor.